İyi geceler, mutlu haftalar. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber, İstanbul Ayasa stüdyoları. Saatler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaklaşık 550 bin asker kaçağı veya bakaya durumundakilere bedelli askerlik yolunu açan yasal düzenlemeyi meclis başkanlığına sunduğu Türkiye'de 23'ü, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri konusunda Türkiye'nin çekincelerini gidermek üzere 3 ülkeden üst düzey yetkililerin toplantı yaptığı, Ankara'nın NATO krizinde acelemiz yok mesajı verdiği Brüksel'de 22'yi, Cumhurbaşkanı Macron'un genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu elde edemeyip tuş olduğu, aşırı sağın rekor sayıda vekille meclise girdiği Fransa'da 22.01'i, koalisyon ortaklarının meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları İsrail'de 23.02'yi, etnik kökenli bir saldırıda en az 230 kişinin katledildiği Afrika'nın en kalabalık nüfusa sahip ikinci ülkesi Etiyopya'da da 23.02'yi gösteriyor. Merhaba, iyi haftalar. Ben Fuat Kozluklu. Haftanın ilk gece bakışıyla karşınızdayız. Yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca 20 Haziran 2022 Pazartesi'de Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri ekranlarınıza taşıyacağız. Ve önce günün manşetleri diyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz'de hayatını kaybeden Yunanistan tarafından ölüme itilen göçmenleri hatırlattı. Batı'ya sert sözlerle yüklendi Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük insan hareketliliğinin yaşandığı şu dönemde kimse sorumluluktan kaçamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel parlamenter göç konferansına video mesaj gönderdi. Adalet ve Kalkınma Partisi, asker kaçağı veya bakaya durumundakilere bedelli askerlik yolunu açan yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için döviz askerlik kapsamından çıkarılanlar bedelini ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılabilecekler. Nisan ayında ikinci kez Cumhurbaşkanlığını kazanan Emmanuel Macron genel seçimde hezimete uğradı, tuş oldu. Artık bir azınlık başkanına dönüşmüş olan Macron'un partisinin de yer aldığı ittifak 577 sandalyeli ulusal mecliste 245 sandalye kazanabildi. Macron kabinesindeki bazı bakanlıkları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Başbakan Elizabeth Borne durumun emsalsiz olduğunu ve modern Fransa'nın hiç böyle bir ulusal meclis görmediğini söyledi. Evet, bunlar günün en öne çıkan başlıklarıydı diyoruz. Bunların ayrıntıları ve daha fazlası için TRT Haber'de Gece Bakışı Maratonu hemen başlıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 2021 yılı sonu itibariyle yer küremizde yerlerinden edilen kişi sayısı 89,3 milyona ulaştı. 2022 yılının ilk 5 ayında yerlerinden edilen mülteci sayıları ile birlikte dünyada en az 100 milyon kişinin bu sorunu yaşadığı bildiriliyor. Ve dünyada en fazla sayıda mülteci bulunan ülke 3,8 milyon mülteci barındıran Türkiye. Diğer bir ifadeyle Türkiye'deki her 28 kişiden biri mülteci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen küresel parlamenter göç konferansına bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, Akdeniz'de hayatını kaybeden ve Yunanistan tarafından ölüme itilen göçmenleri hatırlattı. Batı'ya sert sözlerle yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 7 yıldır dünyada en fazla mülteci ev sahipliği yapan ülkeyiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük insan hareketliliğinin yaşandığı şu dönemde kimse sorumluluktan kaçamaz dedi. İşte ayrıntılar. Şu an dünya genelinde göçmenlerin sayısı 275 milyona, yerlerinden edilen mültecilerin sayısı ise 30 milyona yaklaştı. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor.
Göçmenler konusunda Batı'ya sert sözlerle yüklendi, sorumluluk vurgusu yaptı. Uluslararası toplumu insani krizler karşısında sorumluluk üstlenmeye çağırdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insan hareketliliğinin yaşandığı günümüzde hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz. Uluslararası toplum, göç olgusunun temelinde yatan sorunlarla yüzleşme cesareti göstermedikçe bu meselenin önüne geçilemez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na video mesaj gönderdi. Akdeniz'de hayatını kaybeden, Yunanistan tarafından ölüme itilen göçmenleri hatırlattı. Salgının tetiklediği ekonomik krizle birlikte daha fazla insan yurtlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalıyor. 30 bine yakın göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti. Avrupa'ya sığınan on binlerce Suriyeli çocuğun ise nerede olduğu, kimler tarafından kaçırıldığı, akıbetlerinin ne olduğu bilinmiyor. Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darp edilen, hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz. Erdoğan son dönemde artan yabancı karşıtlığına dikkati çekti. 7 yılda en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Kapımıza gelen hiç kimseyi etnik kimliği, dini, kültürü, meşrep ve mezhebi sebebiyle geri çevirmedik. Tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın bize yüklediği bu görevi inşallah bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Esasen göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir. Akşam üzeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ile yaşanan küresel gıda krizinin önüne geçme yönündeki Türkiye'nin çabaları ve krizin çözümüne dair girişimler ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti. Erdoğan muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü de ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlığında bir heyet Brüksel'de. Türkiye heyeti İsveç ve Finlandiya'dan yetkililerle NATO ve üyelik başvurusu konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. İsveç ve Finlandiya NATO ittifakına girebilmek için Türkiye'nin onayına muhtaç. Ve bu iki İskandinav ülkesi, ülkemizin bekasına yönelik saldırılar gerçekleştiren terör örgütleri PKK-YPG ile FETÖ'ye kucak açmış olan, onları kollamış, kollamaya da devam eden, koruyan, besleyen iki ülke. Şimdi bu hatırlatmayı yaptıktan sonra Brüksel'deki kritik öneme sahip toplantının ayrıntılarına geçeceğiz ve kameralarımızı hemen döndü sarı ışığa çevireceğiz. Yayın öncesi bize geçtiğin bilgi notundan hareketle birkaç şey ifade etmek istiyorum. Döndü sarı ışık. Öncelikle merhabalar, iyi haftalar. Dedin ki Türkiye'nin NATO krizinde acelemiz yok mesajı verdiği ortaya çıktı bu toplantıdan. Yani İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleriyle ilgili görüşmeler sürecek benim anladığım. Neler söylersin? Acelemiz yok ama daha önce başka üyelerin de acelesi yoktu. Söz gelimi Yunanistan, Makedonya'yı sırf ismi yüzünden 12 yıldan fazla bekletmişti. 11 yıl boyunca ismini değiştirmesi konusunda baskı yapmıştı. Yani Makedonya'dan doğrudan doğruya Yunanistan'a herhangi bir terör tehdidi yoktu. Başka bir anlaşmazlık, sınırda uyuşmazlık gibi herhangi bir
başka bir mevzu konu olmadığı halde Yunanistan sadece ismi yüzünden Makedonya'nın üyeliğine onay vermemiş, vetosunu geri çekmemişti. Ne zaman ki Makedonya 11 yılın ardından referanduma gitti, halkın onayıyla ismini Kuzey Makedonya olarak değiştirdi. Ancak o zaman Yunanistan'ın vetosu kalktı ve 13 aylık bir reform sürecinin de ardından NATO şemsiyesi altına gelebildi. Şu anda 30 üyesi var NATO'nun ve 32 üyesi daha olacak mı? Yani İsveç ve Finlandiya'da dahil olacak mı? Bunun kararını bu kez Ankara verecek. Ankara'nın vetosu sürdüğü sürece de bu iki ülkenin NATO'ya tam üye olarak kabul edilmesi mümkün değil. Acelemiz yok derken aslında Madrid zirvesi hatırlatıldı. Önümüzdeki günlerde Madrid'de liderler bir araya gelecek. Bu yola çıktıkları zaman, yani kararlarını Batı İttifakı'nın güvenlik şemsiyesinden yana kullandıklarını açıkladığı zaman bu iki İskandinav ülkesi, Madrid'e kadar bu sorunun çözüleceğini, üyelik başvurularının onaylanacağını ve hızlı bir şekilde tam üye olacaklarına inanıyorlardı. Bu yönde telkinler belki almışlardı. Türkiye'nin belki buna kadar direneceğini ya da karşı çıkacağını düşünmüyorlardı. Daha kolay ikna edilebileceğini düşünüyorlardı. Fakat Türkiye, biz PKK'ya değil YPG ile ilişki içindeyiz söylemini kabul etmedi. Nitekim çok değil, birkaç gün önce, bugünkü randevuya sayılı zaman kala nitekim terör örgütü yandaşları çok da birbirlerinden farklı iki örgüt olmadığını açıkça gösterdi. Stockholm'de o ışıklı eylemde örgüt elebaşının görüntüsünü, yine örgüte ait bir takım simgeleri bir çeşit meydan okumayla yansıttılar Stockholm'deki büyük binalara, şehir merkezinde. Biz onu sorduk İbrahim Kalın'a görüşmenin ardından. Bu kez ikna oldular mı dedik YPG ile PKK'nın aynı örgüt olduğundan. Çünkü artık örgüt kendi kendini deşifre etmiş oldu. O da hayli yetkililerin, İsveçli yetkililerin örgüte tepkili olduğunu, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek yeni terör yasasının ardından daha somut adımlar atılacağı yönünde bir takım taahhütler verildiğini ifade etti. Ama dedi, önce görmemiz gerek. Nitekim Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da verimli, olumlu bir atmosferde geçti görüşme dedi. 9 saate aşkın bir müzakereden bahsediyoruz bu arada. Ama dedi, iki unsur bizim için önemli. Birincisi, beklentilerimize ilişkin taahhütler vermeleri gerekiyor, yazılı ve bağlayıcı. İkincisi de mutlaka somut adımları sahada görmemiz gerekiyor dedi. Bu somut adımlar neler olabilir? Örgütün hiçbir şekilde eleman, finansman ya da silah tedarik edemeyecek noktaya gelmesi, oradaki o sözde irtibat ofisinin kapatılması ya da terör propagandasını açık açık yapma cesareti gösteren bu kişilerle ilgili soruşturma açılması belki birkaç örnek. Elbette yetkililer bunu doğrudan doğruya basına bu şekilde söylemediler. Fakat Türkiye'nin beklentileri açık ve net. Madrid zirvesi bir son değil, bir başlangıç olacak aslında. İsveç ve Finlandiya resmi olarak davetli değil. Yani resmi davetli değil derken İsveç ve Finlandiya devlet ve hükümet başkanları bu zirveye belki katılacak. Fakat tıpkı Avustralya, işte Yeni Zelanda, Gürcistan, Ukrayna gibi ortak ülke sıfatıyla farklı oturumlarda olacaklar. Fakat NATO üyesi ülkelerine mahsus olan o genel oturumda yer almayacaklar. Fakat Madrid zirvesinden sonra hızlı bir şekilde terör konusunda Türkiye'yi ikna eden, güven tazeleyen adımlar atılırsa o zaman Türkiye de kararını bir kez daha gözden geçirecek. Döndü sarı ışık, Brüksel'deki önemli üçlü toplantıya ilişkin notları aktardı. Çok çok teşekkürler, kolay gelsin diyoruz ve TRT Haber'de gece bakışına devam ediyoruz. NATO tarihinin en önemli zirvelerinden biri 28-30 Haziran tarihleri arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak. Rusya-Ukrayna savaşı, savaşın enerji ve gıda başta olmak üzere bir dizi konuda küresel etkileri ve terörizmle ortak mücadele öne çıkacak konular arasında. Ve Türkiye, kritik meselelerde yürüttüğü etkin dış politikasıyla NATO zirvesinin anahtar ülkesi olacak. Rusya-Ukrayna savaşı, küresel gıda krizi, tartışmalı genişleme politikası ve terörizmle mücadele.
NATO tarihinin en önemli zirvelerinden biri için gün sayıyor. NATO zirvesi 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid'de yapılacak. Tarihi zirveye dünya liderleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Masadaki öncelikli konu ise Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Amacımız İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıyarak savaşın bitirecek nihai imzalarının atılmasını sağlamaktır. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında en yoğun diplomasiyi yürüten ve barış için en somut adımları atan ülke oldu. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Türkiye'nin arabuluculuğuyla ilk kez Antalya'da bir araya geldi. Müzakerelerdeki en anlamlı ilerleme İstanbul'daki görüşmelerde gerçekleşti. Türkiye bu süreçte hem savaşın taraflarıyla hem de NATO müttefiki ülkelerle diyalog kanallarını sürekli açık tuttu. Bir tek Türkiye'nin açtığı hat, Türkiye'nin taraflarla konuşması, hem NATO müttefikleriyle son derece yoğun bir diyalog içerisinde olması, hem Rusya tarafıyla diyaloğunu belli bir düzeyde tutması, bir tek Türkiye tarafından açılan bu diplomatik hattın herkes için bir umut olduğunu gösteriyor. Savaşın yol açtığı tahıl krizine çözüm arayışlarında da Türkiye en ön safta yer aldı. Taraflar arasında koordinasyon görevini üstlendi. Yol haritasının hayata geçirilmesi için yoğun çaba harcandı, kırmızı hat diplomasisi başlatıldı. Hem Ukrayna hem de Rusya Federasyonu'nun ihraç edeceği ürünlere ihtiyaç varsa bunun önünü hep birlikte açmamızda fayda var diye düşünüyoruz. Burada önemli olan ortak anlayışa dayanan bir mekanizmanın tesis edilmesidir. Türkiye terörizmle ortak mücadelede de ilkesel tavrını ortaya koydu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına her iki ülkenin terör örgütlerine verdiği destek sebebiyle karşı çıktı. Bizim NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımımız bağnazlıktan veya düşmanlıktan değil, terörle mücadele konusundaki ilkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki net duruşu uluslararası alanda da farkındalık oluşturdu. İsveç ve Finlandiya örnekleriyle NATO güvenlik mimarisinin önemi dünyaya bir kez daha gösterildi. Güvenlik ve savunma örgütü olarak NATO içerisinde Türkiye'nin herhangi bir şekilde rolü asla tartışılamaz ve Türkiye olmadan bir kilit güvenlik mimarisi asla oluşturulamaz. Türkiye kritik meselelerde yürüttüğü etkin dış politika sayesinde tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. Küresel sorunlara çözüm arayışlarında uluslararası kamuoyunda adından sıkça söz ettirdi. Türkiye'nin NATO'daki anahtar ülke rolü Madrid'deki zirvede de devam edecek. Saatlerimiz 23.18'i gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Türkiye'ye terör saldırılarının merkezi haline geldiği için Irak'ın kuzeyindeki Metin Azap ve Amaşin Basyan bölgelerine yönelik 17 Nisan gecesi kahraman silahlı kuvvetlerimiz son derece kritik önemde bir operasyon başlatmıştı. Pençe Kilit adı verilen hava ve kara harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonda en az iki terörist daha etkisizleştirildi. Yurt içinde Hakkari kırsalında da iki terörist öldürüldü. Ankara'da ise ikisi kırmızı bültenle aranan 3 DH'lı terörist yakalandı. Pençe Kilit operasyonuyla sınır ötesinde, Eren Abluka operasyonlarıyla da yurt içinde teröre nefes aldırılmıyor. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonunda iki PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam ifadeleri kullanıldı. Mağaradan çıkan malzemeler 2000 metre kablo, 10 adet üçlü el yapımı 82 milimetrelik havan. Bölgede görev yapan komandolar teröristlere ait bir de mağarayı tespit etti. Yapılan aramada ele geçirilen silah ve çok sayıda mühimmat kullanılamaz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne yönelik yurt içinde de operasyonlar aralıksız devam ediyor. Hakkari kırsalında devam eden Eren Abluka 2 operasyonunda eylem hazırlığında olan bir grup terörist tespit edildi. Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve korucuların ortak yürüttüğü operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 2 piyade tüfeği, 3 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonu sosyal medya hesabından terör abluka altında başlığıyla duyurdu.
Ankara'da ise emniyet ekipleri terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon yaptı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu iki DAEŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı. Zanlıların geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Bir başka operasyonda ise DAEŞ adına sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunan bir şüpheli yakalandı. Şüpheliyle birlikte ele geçirilen dijital materyalde terör örgütü elebaşlarının konuşmalarıyla örgütün infaz görüntüleri tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Beypazarı ilçesinde de bir kişinin cep telefonunda PYD-YPG'li teröristlere ait fotoğraflar tespit edildi. Şüphelinin ikametine baskın yapıldı. Adreste yakalanan 4 yabancı uyruklu zanlıdan ikisi tutuklandı, diğer 2 şüpheli de sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderildi. Yoklama kaçaklarına ve bakayalara bedelli askerlik imkanı getiren yasa teklifi bugün meclise sunuldu. Düzenlemeyle döviz askerliğini tamamlayamayanlara da bir defaya mahsus fırsat tanınıyor. Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi de yeniden belirleniyor. Hamsun üzerine! Hamsun içeri! Hamsun içeri! Bakaya, yoklama, kaçağı ve bedelliden faydalanamayan, yani yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair bir düzenlemeyi içeriyor. Bedelli askerlik affına ilişkin kanun teklifi meclise sunuldu. Düzenlemeden 550 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Bedelli ücreti ise daha sonra duyurulacak. AK Parti'nin 20 maddeden oluşan kanun teklifinde çeşitli sebeplerle dövizle askerliğini tamamlayamayanlara da yeni imkan getiriliyor. Dövizle askerlik kapsamında ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınması. Teklifin detaylarını AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal paylaştı. Düzenlemeyle Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi de yeniden belirleniyor. Genelkurmay Başkanı'nın görev süresinin yani yaş haddini 72 yaşına çıkarıyoruz. Ve birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor. Teklife göre harekat veya yurt dışı operasyon görevi nedeniyle astsubaylık sınavına katılamayan uzman erbaşlara da ek sınav hakkı tanınacak. Astsubaylar da artık 9. derece 1. kademe yerine 9. derece 2. kademeden göreve başlayacak. Saatlerimiz 23.24'ü gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Ek bütçeye ilişkin 4 maddelik yasa teklifi 2022 yılı Merkezi Bütçe Kanunu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Bu teklifle bütçeye toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek ekleniyor. Bütçe geliri de 1 trilyon 80 milyar 515 milyon lira artırılıyor. AK Parti 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi meclise sundu. Teklifin gerekçesinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmeler sonucunda bütçe ödeneklerinin artırılması ihtiyacının doğduğu vurgulandı. Bu doğrultuda 2022 Bütçe Kanunu'na 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenmesi teklif edildi. Bunun 421 milyar lirasının cari transferlere, 140 milyar lirasının borç verme giderlerine, yaklaşık 17 milyar lirasının personel giderlerine harcanması öngörüldü. Teklifte ithalat, ihracata ilişkin proaktif kararlar ve ilk 5 aylık gerçekleşmeler göz önünde bulundurulduğunda bütçe gelirlerinin de artacağı ifade edildi. Bütçe gelir tahmini 1 trilyon 80 milyar 515 milyar milyon artırıldı.
Şimdi bir süredir ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar var. Kendimden biliyorum. Ev sahibi %150 zam istedi. Olmaz dedik. %25 yasalarla belirlendi. Hadi aradaki işte üfe tüfe farkında birazcık falan, ona rağmen hayır diyenler var. Biliyorum. Yok, doymuyorlar. Öbür tarafta ev sahiplerinin mağduriyeti de söz konusu deniyor. Zira işte 5 yıldır, 10 yıldır oturan kiracılar var. Onlar günün ekonomik koşulları çerçevesinde bir mağduriyetle karşı karşıyalar. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Ve yaşanan anlaşmazlıklar sürerken yeni kiracıya tahliye taahhüdü gündeme geldi. Yeni kiracıya tahliye taahhüdü gündemde. Bazı mülk sahipleri daire ve iş yerlerini kiralamadan önce kiracıdan tahliye taahhütnamesi imzalamasını istemeye başladı. Peki kiracının henüz taşınmadığı bir yer için bu belgeyi imzalaması yasal mı? Kiracılar bu konuda nelere dikkat etmeli? Ayrıntıları haberimizde. Örneğin ben şu anda 2000 liraya oturuyorum ama ben çıksam ev sahibim 6000 liraya kiraya verebilir. Ben de şu anda evimden çıksam bölgemde kiralık ev yok. Dolayısıyla bu durumdan kurtulmak için buna evet demek zorunda kalabilirim yani. Çoğu kiracı böyle düşünüyor. Daire ya da iş yeri kiralayanlar daha taşınmadan tahliye taahhütnamesi imzalamak zorunda kalabiliyor. Diyor ki hani bir yılın sonunda hani koşulsuz, şartsız evi boşaltacağına dair bir hani tahliye taahhütnamesi istiyor kiracıdan. Kiracılar imzalıyor mu bunu? Kiracılar tabii daire bulamadıkları için mecburen imzalamak zorunda kalıyorlar. Yeni kiracılardan istenen tahliye taahhütnamesi genellikle bir yıllık oluyor. Eğer kiracı o belgeyi imzaladıysa bir yılın sonunda kiraladığı yeri tahliye etmek zorunda kalıyor. Bazı ev sahipleri tahliye taahhütnamesinde tarih kısmını da boş bırakıyor. Kiracıların burada çok dikkat etmesi lazım. Tahliye taahhütnamelerinde boş bırakılan bir kısım olursa tahliye taahhüdünün boş bırakılmış olan tarihini kiraya verenler diledikleri gibi doldurabilme özgürlüğüne sahip oluyorlar. Peki kira sözleşmesi sırasında imzalanan tahliye taahhütnamesi geçerli mi? Bu belgenin geçerli olması için bir kere en başta kira sözleşmesinin imzalanmış olduğu tarihten daha sonraki, daha ileriki bir tarihte imzalanmış olması gerekiyor. Saatlerimiz 23.28, TRT Haber'de gece bakışı maratonu devam ediyor. Fransa'da genel seçimin ikinci turu Cumhurbaşkanı Macron'un meclisteki çoğunluğunu kaybetmesiyle sonuçlandı. Macron tuş oldu. 577 sandalyeli ulusal meclise Macron'un liderliğindeki Birlikte İttifakı 245 sandalye kazanabildi. Mélenchon liderliğindeki Sol İttifak ana muhalefet oldu. Aşırı sağcı Le Pen de 89 milletvekili çıkardı. Fransa'da ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Macron'un Birlikte ittifakı Ulusal Meclis'te salt çoğunluk için gerekli 289 sandalyeyi kazanamadı. Macron'un ittifakı 577 sandalyeli mecliste sadece 245 milletvekili sokabildi. Jean-Luc Mélenchon liderliğindeki Sol İttifak 235 sandalye kazandı. Aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephe ise 89 sandalye elde etti. Macron karşıtları sonuçları sevinçle karşıladı. Seçim sonuçlarının Fransa'da siyasi krize neden olabileceği öngörülüyor. Seçimlerin tekrarlanmasına kadar gidebilecek siyasi belirsizlik döneminin de başlayabileceği belirtiliyor. Seçim sonuçlarını değerlendiren Fransa Başbakanı Elizabeth Borne, Ulusal Meclis'in hiçbir zaman böyle bir siyasi yapılanma görmediğini belirtti. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yüzleşmemiz gereken zorluklar göz önüne alındığında bu durum ülkemiz için risk oluşturuyor dedi. Sol İttifak'ın lideri Jean-Luc Mélenchon da Macron'un seçimde başarısız olduğuna dikkat çekti. Ülkenin kolunu bükmüş kişiyi alaşağı ederek siyasi hedeflerimize bir aydan kısa sürede ulaştık ifadesini kullandı. Aşırı sağcı Le Pen de Macron'u azınlık cumhurbaşkanı yaptıklarını belirterek güçlü bir muhalefet oluşturacağız dedi.
sont l'avant-garde de cette nouvelle élite. Hafta sonunda çok ilginç, çok çarpıcı, ürküten, kaygılandıran, şaşırtan, yüreğimi zoplatan bir uyarı geldi. İngiltere Genelkurmay Başkanı'ndan askerlerine kara savaşlarına hazır olun dedi. İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Patrick Sanders, Ukrayna işgalinin dünyayı değiştirdiğini hatırlattı ve ordudan Rusya ile savaşmaya hazır olmalarını istedi. İngiliz medyasında Sanders'ın sözleri 3. Dünya Savaşı uyarısı olarak yorumlandı. Göreve gelir gelmez uyarı yayınladı. Rusya'ya karşı savaşa hazır olunması çağrısı yaptı. İngiliz yayın kuruluşunun ele geçirdiği ordudaki iç yazışmaya göre geçen hafta göreve gelen Genelkurmay Başkanı Sir Patrick Sanders'ın ilk uyarısı Moskova'ya yönelik oldu. Sanders, iç yazışmada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının İngiliz ordusunun topraklarını korumaya hazır olması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Sanders'ın mesajı İngiliz medyasına 3. Dünya Savaşı uyarısı olarak yansıdı. İngiltere Genelkurmay Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ana varlık nedenimizi ortaya koyuyor. İngiltere'yi savunmak, karada savaşmaya ve kazanmaya hazır olmak zorundayız. Gücümüzle Rusya'yı caydırmalıyız dedi. Sanders mesajında İngiltere'nin müttefikleriyle savaşabilecek ve savaşta Rusya'yı yenebilecek bir ordu oluşturması gerektiğini de vurguladı. Evet, İngiltere Genelkurmay Başkanı 56 yaşındaki Sanders'ın verdiği mesaj nasıl analiz edilmeli, nasıl değerlendirilmeli, okunmalı, ne anlama gelir? Korkulan 3. Dünya Savaşı senaryosundan mı bahsediyor? Bunu değerlendirmesini rica edeceğiz. Emekli istihbarat albay, Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi, terörle mücadele ve güvenlik konularında da uzman bir isim Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Sayın Başbuğ merhabalar, iyi geceler. Merhabalar Fuat Kozuklu, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sınırın tozu var mı üzerinizde diye bakıyorum, Suriye sınırı. Senden sonra bir toz da aldık. Evet. Peki şimdi işin en ciddi boyutu, dünyada şu anda irili ufaklı sayabildiğim kadarıyla 30 aşkın ülkede, bölgede çatışma var, savaş var. Onlar unutuldu gitti. Oradaki insanlık dramları, trajediler kimse tarafından, yani medya başta olmak üzere tabii, dünyanın egemen güçleri tarafından, liderleri tarafından dile getirilmiyor. Ama oralara silah sevkiyatı tüm hızıyla sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya gibi ülkeler tarafından. Bizim sınırlarımıza da ve sınırlarımızın hemen yanındaki Suriye topraklarına da, aralarında İsveç'in de bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği ülkeler terör örgütüne silah teslim ediyorlar. Böylesi bir kaotik ortam, bir dünya ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle yeni bir dönemin başladığı aşikar. 3 ay 27 gün önce, diğer bir ifadeyle 116 gün önce. Nasıl bir dönem başladı sizce? Neyle karşı karşıyayız? Sözü edilen 3. Dünya Savaşı nelere ve nasıl bir yıkıma mal olabilir? Şimdi Allah korusun, onu zaten düşünmek bile istemem ama yani bu uzun süreden beri konuşulan bir konu, 3. Dünya Savaşı. Çıktı mı, çıkıyor mu, başladı mı, başlar mı? Bu denklem herkes tarafından kuruluyor. Hani zaman zaman hatta şöyle de sorularla karşılaşıyoruz Fuat Kozluklu. Acaba 3. Dünya Savaşı başlar mı diyenlere ben yani başlamadığını kim söylüyor ki gibi cümleler kuruyorum. Çünkü az önce çok önemli bir yere temas vurdum. Vekalet savaşçıları, yani terör örgütleri ve bir takım uluslar. Bu bahsettiğimiz emperyal yapılar tarafından zaten uzun süreden beri sahada kullanılıyor. Eğer emperyal yapının kullanmış olduğu bu vekaletçileri bir kenara bırakacaksak 3. Dünya Savaşı da başlamadı. Hani bizim bildiğimiz o ülkelerin ordularının birbirine girdiği bir süreç. Ancak eğer vekalet savaşçısını da bu savaşların içinde değerlendireceksek o çoktan başladı. Çünkü özellikle yakın coğrafyamızda dikkat edersen 91'den bu yana süren işgaller, kan, gözyaşı, kaos, birçok sıkıntılı süreci biz en yakın hisseden ülkelerden biriyiz. Şimdi bu ikaz, ihtar, yani İngiltere'nin yapmış olduğu, gündeme düşürdüğü bu başlık
sıradan bir ülkeden gelmiş olsa Fuat Kozluklu üzerine durmaya değmez. Ama eğer bunu İngiltere dile getiriyorsa hemen arka planda ne var sorusu sorulmalı. Zira İngiltere hani psikolojik harbi algı operasyonunu dünyada ilk uygulayan ülkelerden biri. Ve düşen manşetler, yapılan açıklamalar boşa ve tesadüf asla olmaz. Ki Sanders yeni genelkurmay başkanı İngiltere'nin ve ilk resmi beyanatı 3. Dünya Savaşı. Ben bunun tesadüf olduğu ihtimali üstüne durmuyorum. Çünkü bilinçli, kasıtlı oluşturulan bir gündem ve dünyanın da tartışılması istenen bir süreç. Ve konu Ukrayna-Rusya. Hatırlarsan Ukrayna-Rusya denklemi kurulduğunda bir tuzaktan bahsetmiştim. Ben daha önce TRT izleyenler hatırlayacaktır. Ukrayna üzerinden bir tuzak kurulduğunu ve Rusya'nın da bu tuzağa düştüğü konusunda işte örnekleriyle bir takım vurgulamalar yapmıştık. Ki ben hala aynı yerdeyim. Yani Rusya'nın burada büyük bir tuzağa düştüğü kanaatindeyim. Ve Rusya düştüğü tuzağın bilincine vardığında masa, diyalog, hiç görüşülmez denilen Zelenski'yle bir takım ortam barış ortamı üzere arayış içerisine girdi. Antalya, İstanbul işte bunda önemli adımlardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. İzleyen ve dinleyenler de hatırlayacaktır. Tam Antalya ve İstanbul zirvesi vermeye başlarken artık asla bir araya gelmez denilen Zelenski ve Putin'in nerede ve nasıl, ne zaman görüşeceği konuşulurken hiç unutmuyorum. El sıkışılmışken gece bir anda iki tane esrarengiz helikopter bir anda Rusya'nın ilk defa topraklarına savaşı sıçratacak bir saldırıya ev sahipliği yapıyor ve çok esrarengiz bir şekilde Belgorod'da Rusya topraklarında Ukrayna Savaşı'nda da ilk defa hem de çok amaçsız iki tane akaryakıt istasyonu vuruluyor ve o günden beri biz artık o masayı bir kenara bırakıyoruz. Ben o zaman da söylemiştim. Yani savaşın devam etmesini isteyen bir takım yapılar ve güçler var. Bunlar işte İstanbul ve Antalya'da olgunlaşan süreci terse götürmek için bu saldırıyı kasten ve bilerek yaptı ve Zelenski de bu sürecin içinde demişti. Çünkü Ukrayna'dan şu beklenebilirdi Zelenski'den. Bir dakika, biz savaş yanlısı değiliz. Bu saldırıyı da asla tasvip etmiyoruz. Gereken failler yakalanacak ve hesabı sorulacaktır gibi bir açıklama tansiyonu düşürebilirdi. Asla yapılmadı. Ve tam tersi, hemen ertesi gün Rusya'nın bir karşı atağı Odessa bölgesine ve ardından yapılan açıklamalar Zelenski ağırlıklı olmak üzere artık masayı konuşmanın bir anlamı yok. Savaş devam edecektir dendi. İşte bu savaşı devam etmek isteyenlere, sözü hemen sana devredeceğim bu cümleden sonra. Bu savaşı devam etmek isteyenlerin arka planında şüphesiz Amerika var. Ama ben Amerika'yı hiçbir zaman tekil okumadım Fuat Kozluklu. Senin de katılacağını düşünüyorum. Amerika deyince arka planda hemen yanı başına bir İngiltere'yi muhakkak konumlandırmak zorundasınız. Çünkü iliklerine kadar ortalıkta hiç görünmeyen ama sürece domine eden bir İngiltere tarih boyu hep varlığını sürdüre geldi bugüne kadar. İşte bu açıdan baktığınızda biraz daha tansiyonu düşen Ukrayna-Rusya denkleminde tekrar süreci alevlendirmek ve savaşı da sanki geniş bir bölgeye yaymak gibi bir niyetle maksat görüyorum ben yapılan açıklamada. Evet, şimdi Avrupa'da bir kez daha savaşmaya hazırlanmalıyız dedi İngiltere Genelkurmay Başkanı. Ve şu da bir gerçek, bir uzman değilim siz varken hele hele. Estağfurullah. Ya kuşkusuz 3. Dünya Savaşı nükleer silahların kullanacağı bir savaş olur. Ve bu da insanlığın yıkımıdır. Sanders ayrıca orduyu modernize etme planlarını hızlandırma ve krizlere daha hızlı yanıt vermek adına deniz aşırı ülkelere daha sık konuşlanma sözü verdi. Bu mesajla neyi kastetmiş olabilir? Şimdi savaşın az önce yayılmak istendiğinden bahsetmiştim. Evet, yani bu Avrupa kıtasını savaşın içine çekmek ve Avrupa'yı da bu korku üzerinden domine etmek Amerika'nın en büyük taktiği. Hatırlarsan Rusya ile bu Sanders'ın söylemlerine ona da gönderme var. Kriz tırmandığında Rusya Sarmat, Rusya Satan füzelerinden bahsetti ve Londra dahil Avrupa'yı vurmak dakikalar sürer dedi. Hatta 10 ayrı yere bir aynı anda nükleer başlık taşıyabilen işte Sarmat 2 ve dakikalar içerisinde yerle bir edilen Avrupa tablosu çizdi. Ondan sonra bana göre panik biraz daha arttı. Eğer bu nükleer olursa ve böyle bir tablo gerçekleşirse halimiz nice olur tartışmaya başlandı. Bizim iç kamuoyunda da bu konu ciddi anlamda tartışıldı. Dolayısıyla bu Avrupa'da
bu korkuyu yaymak, Avrupa'yı bu konu üzerinden domine etmek Amerika ile İngiltere'nin bana göre başat taktiği. Ama aynı zamanda bu korku üzerinden dünyayı domine etmek de bir başka hedef ve hayal Amerika açısından, İngiltere açısından, NATO üzerinden özellikle. Hatırlarsan o zaman şey de ekleyeyim. NATO Genel Sekreteri, özür dilerim sözünüzü bölüyorum ama Stoltenberg, savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız. Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmemeliyiz mesajı veriyor. Ya bu kadar ağır maliyete rağmen Batı Ukrayna'ya desteğini nasıl ve ne kadar sürdürebilir? Şimdi Batı'nın burada Ukrayna'ya vermiş olduğu destek halen devam ediyor. Hatta Zelenski'nin dikkat ederseniz bu konudaki çağrılarını pek işitmiyoruz. Çünkü Donbas bölgesinde yoğunlaşan savaşta Zelenski şu cümleyi kurduğunu ben çok iyi hatırlıyorum. Eğer silah tesisat anlamında yardımı devam ettirirseniz ben burada mücadele veririm. Aksi takdirde durumumuz kritik diye başlıklar açmıştı. Ki ben bugün teyit etmedim ama Harkiv bölgesinde ve Kherson'da özellikle bir askeri anlamda başarı elde ettiğini iddia eden Ukrayna tablosu var ortada. Şimdi bu açıdan baktığınızda NATO Genel Sekreterinin ben kurmuş olduğu cümlenin de tesadüfen kurulduğu kanaatinde değilim. Daha savaşın başı, ne olacağı hiç belli değil. Bir anda işte yıllar sürecek savaşlardan bahseden bir NATO Genel Sekreteri. Ve bir anda hani NATO'ya bir pencere çizmeye çalışmıyor İsveç, Finlandiya üstünden. O NATO'yu ta Japonya'ya, Güney Kore'lere taşımak isteyen de bir mantık ve anlayış. NATO'nun toplantısına bu iki ülkenin gözlemci olarak davet edildiğini ve katıldığını unutmayalım. Zira Amerika'nın bütün hedefi NATO gibi yapılar üzerinden etki alanını genişletmek. Bunu yaparken aynı zamanda silah satarak ve domine ederek o ülkeleri askeri anlamda açtığı üslerle de kontrol altına almak. Bu baştan beri bilinen bir taktik. Ancak hani Macron'un söylemiş olduğu doğrulardan biridir. NATO'nun işte son zamanlarda giderek zayıfladığı ve büyük bir çöküşe geçtiği, hatta beyin ölümünün gerçekleştiği şeklinde vurgularını hatırlarsak işte o anda devreye giren bir Amerika görüyoruz. Ve Amerika'yı NATO ayakta tutmanın tek yolu Rusya'yı tekrar kışkırtmak ve Rusya'yı tekrar bir tehdit olarak sahaya sürmek. Evet, Amerika bunu başardı. Evet. Ve düşman Rusya tekrar canlandı ve NATO bir anda tekrar birleşmeye, bütünleşmeye başladı. Dolayısıyla hani Sanders'in kıtalar arası göndermesini ben İngiltere üzerinden tamam. NATO'ya bir gönderme olarak okuyorum. İşte bunun üzerinden yeniden bir NATO yapılanması görebiliriz önümüzdeki günlerde. Zira hani yeni konsept 2030'da işte Asya Pasifik hattının daha öne çıktığı bir takım projeler var, konseptler var. Bunlar işte yapılan o zirvelerde tartışılıyor. Bunlar daha da genişler, daha da ileri boyutlara taşınırsa buna şaşırmamak lazım. Evet, evet. İsveç ve Finlandiya, İspanya'da NATO üyelikleri konusunda Türkiye'den vize alamayacak diye düşünüyorum. Bir cümleniz varsa. Son cümlem o zaman o olsun. Bence Türkiye küresel bir tuzağı, küresel bir oyunu bozmak istiyorsa İsveç ve Finlandiya konusunda kesinlikle oyunu hayır yönünde kullanmalı. Çünkü evet. Burada Amerika'nın bir kirli tuzağı var ve cepheyi daha da genişletme, hatta önümüzdeki günlerde çok konuşacak Arktik Denizi'nde de bir varlık gösterme gibi niyet ve gayreti var. Yoksa İsveç ve Finlandiya düşündüğünden asla değil. İşte bu oyunu bozmak, yani o savaşı daha geniş coğrafyalara yaymayı engellemek için Türkiye bana göre bu yönde bir kanaat göstermeli. Ki bana göre devletimiz de bunun hesabını yapıyor. Zaten dikkat ederseniz bu konuda hayır yönde bir tepki ortaya koyacağını çok net çiziyor. Ha, bir takım vaatler verilebilir, bir takım sözler size karşı deklar edilebilir ama ben bunların çok kısa süre içerisinde yerle bir olacağını ve eski bildik Batı'nın tekrar canlanacağını düşünüyorum. Önce verilmiş sözlerin tutulmadığı çok örnek var elimizde. Dolayısıyla yani bu ülkelerin ipiyle, argo tabiyle ne kadar kuyulur bu tartışılmalı. O nedenle ben başından beri her ne kadar bir takım taahhütlerde bulunulsa da, bir takım vaatler verilse de burada bir art niyet olduğunun kesinlikle unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten İsveç'te yapılan gösterilere dikkat ederseniz, hani düne kadar terörle ilgim yok diyen İsveç bir anda terörün beşiği haline geldi yapılan gösterilerle. Ve PKK, YPG bir yapılar bir anda NATO'ya girmesin diye gösteriler düzenledi. Şimdi o İsveç'e sormak lazım. Madem terörize değildin, madem terörü desteklemiyordun, bu gösteriler niye yapılıyor? Dolayısıyla ben burada
devletimizin doğru yerde durduğu kanaatindeyim ve şartlar ne olursa olsun bu konuda hayır yönüne bir irade ortaya koyacağını düşünüyorum. Bana göre doğru olan da bu. Evet, teröre destek veren ülkeler hali hazırda NATO içinde var zaten. Başında Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. Onlara da bir önemli örnek teşkil edecek herhalde Türkiye'nin hayır demesi İsveç ve Finlandiya'ya. Kesinlikle, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Müslüman bir delikten iki defa sokulmaz vurgusu çok önemli. Zaten Türkiye'nin niyetini çok net olarak gösteren bir vurguydu o. Neden? Çünkü 80'de Amerika'nın bizim çocuklar dediği iradenin ortaya koyduğu tablonun biz bugün sıkıntısını çekiyoruz Fuat Kozluklu. Evet. Yani Yunanistan, NATO, üsler niye konuşuyoruz o konuları? İşte 80'de aynı iradeyi ortaya koymuş olsaydık şimdi bundan hiçbirini yaşamıyor olacak. O zaman da bu sözler verildi. O zaman da Amerika sırtımızı sıvazlayarak merak etme senin garantörün benim dedi. Fakat onu diyen Amerika bugün yanı başımızda Yunanistan'la el ele vermiş bize karşı bir takım kirli planların hazırlığı içerisinde. Evet. Şimdi aynı tablo İsveç'e Finlandiya'dan görülmeyecek diye bir kıymet yok. Ben ki tam tersi aynı şekilde bir ikiyüzlü siyasetle karşılaşacağımı düşünüyorum. Dediğin gibi Avrupa'nın aslında diğer devletleri de İsveç'e Finlandiya'da aynı refleksi gösteriyor. Hangi birine ayıklayacaksın? Coşkun Başbuğ, her zaman olduğu gibi çok çok teşekkürler, sağ olun. İyi ben teşekkür diliyoruz. Ederim. İyi bir gece dilerim. Aynı şekilde reklamlar ve hava durumu grafikleri. TRT Haber'de Gece Bakışı'nın ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Bir kez daha merhaba, iyi geceler. Ben Fuat Kozluklu. Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri aktarmaya devam ediyoruz. Saatlerimiz 24'ü. Takvim yaprakları da 21 Haziran 2022 Salı'yı gösteriyor. Sırada Türkiye'nin yeni gündeki bilinen gündemi var. Ayrıntılar için kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz ve sözü meslektaşım Bircan Barut Tekin'e bırakıyoruz. İyi haftalar. Bircan, seni dinliyoruz. Fuat Kozluklu merhaba. Yeni günde Ankara'nın gündemi oldukça yoğun görünüyor. Öne çıkan başlıkları aktaralım sizlere. Suudi Veliaht Prens Ankara'ya geliyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman yarın Türkiye'ye gelecek. Veliaht Prens Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara'da kabul edilecek. İki ülke ilişkileriyle bölgesel konuların değerlendirileceği görüşmede ağırlıklı gündem maddesi ekonomi olacak. Meclisin gündemi yoğun olacak. Partilerin grup toplantıları var bugün mecliste. MHP grup toplantısında Genel Başkan Bahçeli kürsüde olacak. Bahçeli gündemi değerlendirecek. CHP grup toplantısındaysa Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantı. Kılıçdaroğlu kürsüden gündeme ilişkin değerlendirmelerini yapacak. Genel kurul toplantısı var mecliste. Genel kurulda İstanbul'un dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline gelmesini sağlayacak teklif ele alınacak. Teklifte İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterecek şirketlere çeşitli istisna ve ayrıcalıklar tanınacak. Şirket kazançlarının %75'i 2031 yılına kadar kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Ve son olarak GES'te talep toplama yarın sona eriyor. Yatırımcıların Türk lirası cinsi varlıklara yönelimlerinin teşvik edilmesi amacıyla geliri endeksli devlet iç borçlanma senedi için kamu bankacılarından bankalarınca talepler toplanmaya devam ediliyor. Talep toplama işlemleri biraz önce de belirttiğimiz gibi yarın sona erecek. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank tarafından talepler toplanıyor. Asgari talep toplama tutarı 1000 lira. Senetler 1 liranın katları şeklinde, 1000 liranın katları şeklinde ihraç edilecek. Senetler toplama talep toplama dönemini takip eden haftada 24 Haziran Cuma günü yatırımcıların hesaplarına yatırılacak. Bakan Nurettin Nebati de talebin yoğun olduğunu söylemişti. Bu bilgiyi de aktaralım ve gündemi tekrar sözü size bırakalım. Evet, güzel bir hafta olur inşallah insanlık için, ülkemiz için. Bircan Barut Tekin, kolay gelsin diyoruz, teşekkür ediyoruz. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor. Washington'da gündem Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi bünyesinde kurulan ve 6 Ocak 2021 Kongre saldırısını soruşturan özel komisyonun oturumlarında. Bu hafta iki oturumun daha düzenlenmesi planlandığı Salı ve Perşembe. Oturumların odağında eski başkan Donald Trump var. Trump'ın 6 Ocak ve öncesinde dönemin başkan yardımcısı Mike Pence'e oyların sayılmasını reddetmesi konusunda baskı çabaları
Trump'ın destekçilerine verdiği mesajlarla Kongre baskınında yaşananlara ilişkin deliller var. Önemli bir delilin bu hafta gündeme geleceği ifade ediliyor. Nedir ne değildir? Sözü hemen evet Washington'dan Tuna Şanlı'ya bırakalım. İyi haftalar Tuna Şanlı. Seni dinliyoruz. Öncelikle bugün federal tatil Amerika Birleşik Devletleri genelinde Juneteenth dedikleri 19 Haziran kölelerin özgürlüklerine kavuştuğu tarih Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz yıl federal tatil ilan edilmişti. Bu yıl ikincisi 20 Haziran bugün aslında ama pazartesi federal tatil olması için Juneteenth adını verdikleri bu federal tatili pazartesiye kaydırdılar. 20'sine kaydırdılar. June 19th yani 19 Haziran aslında tatilin resmi adı. Ama gündem senin de söylediğin gibi Fuat Gözlüklü. Kongrede birkaç haftadır devam eden ve bu hafta çok kritik iki oturumla yine sürdürülecek olan 6 Ocak komitesinin halka açık oturumları. Biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak 2021'de Trump taraftarları kongreyi basmıştı. Ve akabinde yaşanan olayları da izleyicilerimiz hatırlıyor. Donald Trump taraftarları bu baskınla ilgili suçlanıyordu uzun zamandır. Ve bir komite kurulmuştu kongre alt komitesinde bir oturum gerçekleştiriliyordu. Bunlar geçtiğimiz hafta halka açık oturum şeklinde düzenlendi ve bu hafta Salı ve Perşembe iki halka açık oturum daha yapılacak. Trump'ın seçim sonucunu değiştirmeye çalıştığı iddiası giderek güçleniyor. Öncelikle ABC ve Ipsos'un bir anketi yayımlandı Fuat Gözlüklü ve her 10 Amerikalı'dan 6'sı Trump'ın suçlanması gerektiği yönünde görüş belirtmiş bu ankete katılanların. Demokratik Partili bazı arkadaşlarımla da konuştuğumda ısrarla söyledikleri seçilmiş yönetimi devirmeye çalıştığı, bir nevi darbe yapmaya çalıştığı şeklinde Trump'ın ve bu yüzden yargılanması gerektiği yönünde. Ama Cumhuriyetçi Partili arkadaşlarımla konuştuğumda ise onlarsa Demokratik Parti'nin dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığını ve bunun partizanca bir soruşturma olduğunu ifade ediyorlar. Yani ülkede bir süredir devam eden kutuplaşma 6 Ocak kongre baskını soruşturması çerçevesinde daha da derinleşmiş görünüyor. Donald Trump'ın seçim sonucunu onaylamaması için Başkan Yardımcısı Mike Pence'e baskı yaptığı iddiaları güçlendi. Ve bu 6 Ocak komitesinin Mike Pence'i İlerleyen oturumlarda ifadeye çağırabileceği konuşuluyor şimdi kulislerde. Bu yönde bir hazırlık olduğu da belirtiliyor. Aslında onunla beraber çağrılacak bazı avukatların söyleyecekleri, verecekleri ifadeler de son derece önem kazanmış durumda. Özellikle Trump'ın avukatlarından birinin Trump'ı yanlış yönlendirdiği, seçim sonucunu değiştirebileceğine dair yanlış bilgiler verdiği ve diğer danışmanlarının Donald Trump'ı bu konuda uyardığı, aslında Trump'ın veya Mike Pence'in böyle bir yetkisinin olmadığını Trump'a söylediklerini ama Trump'ın buna aldırış etmeden kendisini yanlış yönlendiren avukatın söyledikleri çerçevesinde seçimde hile yapıldığı yönündeki argümanlarına devam ettiği suçlaması getiriliyor. İşte bu çerçevede avukatların yapacakları açıklamalar son derece önemli. Salı ve Perşembe gerçekleşecek oturumlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde canlı yayınlarda milyonlarca kişi ekranı başına kilitlenecek yine. Peki son olarak neden 1,5 yıl sonra bu konu yeniden gündeme geldi durduk yere? Şimdi öncelikle cumhuriyetçilere kulak verdiğiniz zaman demokratların dikkati dağıtmaya çalıştığı eleştirisini getiriyor cumhuriyetçiler ve partizanca bir soruşturma olarak değerlendiriyorlar. Demokratik Partili bazı arkadaşlarımla konuştum. Onların ortak görüşü de demokratların şu anda bu konuyu gündeme getirmesinin Kasım ayında gerçekleşecek kongre ara seçiminde seçimi kaybedebileceklerine olan inancı gösterdiği evet. ve Kasım'daki kongre seçiminde kongredeki çoğunluğun cumhuriyetçilere geçmesi durumunda cumhuriyetçilerin bu komiteyi ilave edeceği ve bu yüzden Kasım'da seçimi kaybetmeden önce hemen bu komiteyi tekrar halka açık oturumlarla düzenleyerek bu konuyu kapatmak istedikleri görüşü hakim Fuat Gözlüklü. Evet, ilginç. Hafta sonunda ABC televizyonuna göz attım. Önemli bir program. Onların bir klasiği ABC This Week adını taşıyan bu hafta programına. Orada Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları vardı.
Oldukça çarpıcı, ilginç. Bu arada çarpıcı bir nokta, not daha buldum ben. Amerikan medyasını karıştırırken 1974'te 48 centmiş bir galon benzinin fiyatı. Şimdi sen geçenlerde 8-9 dolar demiştin de o aklıma geldi. Evet, Amerikan Maliye Bakanı son dönemde artan ekonomide durgunluk tartışmalarına ilişkin bir şeyler söyledi. Dedi ki ekonominin yavaşlaması yüzünden oldu dedi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin de çok etkili olduğunu belirtti ve enflasyon kabul edilemeyecek düzeyde yüksek vurgusu yaptı. Buna ilişkin bir şeyler paylaşmak ister misin? Eminim izlemişsindir. İzledim elbette. Genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakanı pazar günü bir televizyona bağlanıp canlı yayında açıklamalar yapmaz. Çok ender rastlanan bir durum ve Janet Yellen ABC'de senin de söylediğin gibi Fuat Gözlüklü bir canlı yayına katıldı. Önemli açıklamalar var. Zira ülke genelinde artık 2023'te bir resesyon, durgunluk olabileceğine olan inanç artmış durumda. Bu yöndeki endişeler de özellikle Wall Street'te de artmış durumda. Janet Yellen bu açıklamalarında resesyon, yani durgunluk kaçınılmaz değil ama ekonomide yavaşlama bekliyoruz dedi ve enflasyonun kabul edilemez seviyede yüksek olduğunu ifade etti. Enflasyonla mücadele eden ülkenin yalnız Amerika Birleşik Devletleri olmadığını söyledi Janet Yellen ve İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'da enflasyonla mücadele ediyor dedi ki bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimine baskılar her geçen gün artıyor. Tüketici harcamalarının hala çok yüksek olduğunu ifade etti Janet Yellen ve Covid-19 döneminde o trilyonlarca dolarlık destek paketlerinin de yardımıyla tüketicinin para biriktirdiğini ve o biriktirdiği paraları şu anda harcadığını, bu yüzden talebin yüksek olduğunu ve bu hızlı para akışı sebebiyle de enflasyon ortaya çıktığını ve tahminlerinin de ötesine geçtiğini ifade ederek tüketicinin harcama hızını azaltarak ve talebi azaltarak enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerini, bu yüzden böylesine yüksek faiz artırımlarına gittiklerini de açıkladı Janet Yellen. Covid-19 sonrası ekonomi ve iş gücü piyasasının çok hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girdiğini ve hatta büyümenin de tahminlerinin ötesinde olduğunu söyledi ve şu anda hızlı büyüme ile istikrarlı büyüme arasında bir geçiş sürecinde olduklarını ve bu istikrarlı büyümeye geçiş sürecinde de enflasyonu kontrol etmek, bunu yaparken de her ne kadar ekonomi yavaşlayacak olsa da, işsizlik artacak olsa da ekonomiyi durgunluğa sürüklemeden, resesyona sürüklemeden bunu yapmak istediklerini ifade etti. Ama pek çok analist, ekonomist eğer Fed, Federal Reserve yani Amerikan Merkez Bankası Temmuz ve sonraki toplantısında da yine 75 bas puan gibi yüksek artırımlara giderse resesyonun kaçınılmaz olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirtiyorlar Fuat Kozluk. Tuna Şanlı çok çok teşekkürler. Kolay gelsin diyoruz. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Şimdi sunmakta zorlanacağım bir haber. Evet, sırada bir caniliğin, zorbalığın, tarifsiz bir vahşetin, anlatılması neredeyse imkansız bir barbarlığın nasıl cezasız kaldığının haberi var. Bir genç kadını öldürüp varile koyuyor, yakıyor. Aslında adli tıp raporları diyor diri diri koymuş varile. Üzerine de beton döküyor. Böyle bir yaratık. Ve bu yaratığa haksız tahrik indirimi yapıldı cezasında. Kararı duyduğumda milyonlarca insanımız gibi ben de kahroldum. Susma hakkımı kullanıyorum. Evet, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin davada karar açıklandı. Önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen sanık Cemal Metin Avcı'nın bu yaratığın cezası haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi. Haksız tahrik indirimiyle bir caninin cezası 23 yıla indirildi. Adli tıp raporu Pınar Gültekin'in yakılırken
hayatta olduğunu belgelemişti. Yani bir kadını diri diri yakan katil, yaratık 14,5 yıl hapis yattıktan sonra aramıza katılabilecek. Adeta ödül gibi bir ceza. Bu hangi adalete ve insanın, insanım diyenin vicdanına sığar? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Bu caninin kardeşi, Cani Avcı'nın kardeşi ve dört yakınıysa beraat etti. Gültekin ailesinin avukatı karara tepki gösterdi. Boğularak öldürüldü. Hayattayken varile konulup yakıldı. Yetmedi, üzerine beton döküldü. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin davada karar çıktı. Pınar Gültekin cinayetinin üzerinden 23 ay geçti. Cinayete ilişkin davanın 13. duruşmasında karar çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen sanık Cemal Metin Avcı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı. Pınar Gültekin ailesinin avukatı karara tepki gösterdi. Haksız tahrik şartlarının oluşabilmesi için mağdurun faile karşı somut bir haksız fiil ifa etmesi gerektiğini vurguladı. Söylediğimiz ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerektiren Türk Ceza Kanunu 82 tam ve gereği gibi burada uygulanmadı. Sonra kadın cinayetlerinin klasik haksız tahrik savunması yapıldı. Türkiye'de kimsenin itibar edemeyeceği bir haksız tahrik savunması var. Halbuki başsavcılık direkt ağırlaşmış müebbet hapis uygulansın diye mütalaa vermişti. Cinayet sanığı Avcı'nın suç delillerini yok etmek, gizlemek ve karartmakla suçlanan kardeşi Mertcan Avcı ile dört yakını ise beraat etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin 16 Temmuz 2020'de kaybolmuştu. Gözaltına alınan eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü itiraf etmişti. İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde soluk borusuna kiraz kaçan 8 yaşındaki çocuk nefessiz kaldı, fenalaştı. Küçük Muhammed babası tarafından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kendisi dışarıda sokakta oynuyordu arkadaşlarıyla. Orada bir meyve tabağının üstünden büyük bir tane kirazı alıyor ve ağzına atıyor, boğazına kaçıyor. O anda nefessiz kaldı. 8 yaşındaki Muhammed Taha, kız kardeşinin doğum gününde hayatını kaybetti. Olay İstanbul Sultanbeyli'de yaşandı. Şahin ailesi küçük kızlarının doğum günü için hazırlık yapıyordu. Muhammed Taha o sırada evlerinin bahçesinde oynarken yediği kiraz boğazına takıldı. Hızlı bir şekilde eve koşarak boğazıma bir şey takıldı diyerek babasının yanına gidiyor. Babasını kucağına alarak bunu koşarak hemen arabaya atıp en yakın hastaneye götürüyordu. Ve gerekli müdahaleler yapılıyor. 8 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Pendik Osman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aydın'da babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Nasıl baba ya? Oğlunun ölümüyle fenalaşan baba da hastaneye kaldırıldı. Babası ve dedesiyle balık avına gitti. Babası bölgedeki bir elektrik panosundan çaya elektrik verdi. Bu sırada çaya giren 14 yaşındaki Eren Yıldız akıma kapıldı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Aydın'ın Karpuzlu ilçesi Abak mahallesinden geçen bir çayda meydana geldi. 14 yaşındaki Eren'in ölümüyle fenalık geçiren babası da hastaneye kaldırıldı. Eren Yıldız'ın cenazesi İzmir'deki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Yıldız memleketi Çin'e de gözyaşları arasında toprağa verildi. Ülkemizin dört bir yanında böyle sorumsuzca çaya, göle, baraj alanına elektrik bağlayıp 2-3 kiloluk balık için birçok insanın canını tehlikeye atan insanlarımız var maalesef. İşte yavrusunun ölümüne sebep olduğu gibi bir durum bence. Öyle. Kıyamıyorsunuz bakmaya çocuklara. Şanlıurfa'da 5 milyon lira değerindeki arsayı Malik'in kimlik bilgilerini kopyalayarak satmaya çalışan dolandırıcılar suçüstü yakalandı.
Diyarbakır'da da tatil için villa kiralamak isteyenleri sahte internet sitesi kurarak dolandıranlara yönelik operasyon yapıldı. 9 kişi gözaltında. Başkasına ait arsayı satmaya kalkıştılar. Tapu memurunun dikkati sayesinde suçüstü yakalandılar. Görüntüler Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden. Gerçek arsa sahibinin kimlik bilgilerini kopyalayarak noterden vekalet alan dolandırıcılar 5 milyon lira değerindeki gayrimenkulün satışı için tapu ve kadastro bilgi sistemi üzerinden talep oluşturdu. Yetkili tapu memurunun noter vekaletindeki imza ve fotoğraftan şüphelenmesi üzerine arsanın asıl malikine ulaşıldı. Sahteciliğin kesinleştirilmesinden sonra emniyetle Haliliye Tapu Müdürlüğü koordinesinde suçüstü yapılmak üzere satış işlemi hazırlandı. Tapu müdürlüğüne gelen zanlılar satış işlemi yaparken sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı. Dolandırıcıların yakalanma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis Diyarbakır'da da dolandırıcıların peşindeydi. Farklı illerde bulunan villaların fotoğraflarını kopyalayarak açtıkları sahte siteler üzerinden dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Diyarbakır merkezli operasyonda Antalya ve İzmir'de de belirlenen adreslere eş zamanlı baskını yapıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde bulunan dijital materyale ve çok sayıda bankaya ait hesap ve kredi kartlarına el konuldu. Zanlıların 73 kişiyi mağdur ederek 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Bursa'da bir beton mikseriyle otomobil çarpıştı. Otomobildeki baba ve iki oğluyla beton mikserinin sürücüsü öldü. İstanbul'da da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada bir tır sürücüsü yaşamını yitirdi. Beton mikseri kontrolden çıktı. Seyir halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza Bursa'nın Nilüfer ilçesi üniversite kavşağı yakınlarında oldu. Erol Yılmaz'ın kullandığı beton mikseri kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Mehmet Ali Korkmaz'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Korkmaz'la oğlu Mustafa Efe Korkmaz olay yerinde, diğer oğluyla beton mikserinin sürücüsü kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan aynı aileden biri ağır, iki kişi tedavi altına alındı. İstanbul'un Beykoz ilçesinde de zincirleme kaza meydana geldi. İki tırla bir minibüs çarpıştı. Yurt dışına döküm malzemesi taşıyan tırın sürücüsü lastiği değiştirmek için aracı emniyet şeridinde durdurdu. O sırada Edirne istikametinde seyir halinde olan bir başka tır bekleyen tıra arkadan çarptı. Jandarma emniyetini almıştı aracın. Emniyeti sağlanmıştı. Emniyet şeridinde aracımızın tamirini yapıyorduk. O arada arkadaş arkadan geldi vurdu. Hanımla çocuk da arabadaydı. Hiçbir zarar görmediniz mi? Yok, Allah'ımıza şükürler olsun. Herhangi bir sıkıntımız yok. Tır şoförlerinden biri araç içinde sıkıştı. Bir saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ülkemizde trafikte yaşanan klasik bir tartışmaya ilişkin haber var. Bir klasik artık maalesef, kötü bir şey. Bursa'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Öfkeli bir sürücü, diğer sürücünün aracının camını kırdı. Tartıştığı sürücüye öfkelendi, elindeki cisimli aracın camlarını kırdı. Saldırı Bursa'da gerçekleşti. İki sürücü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan biri aracına binerek bölgeden uzaklaşmak istedi. Hırsını alamayan öfkeli kadın aracın peşinden koştu. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen sürücü kırmızı ışığa takıldı. Kadın elindeki cisimle aracın önce yan tarafına, ardından arka camına vurdu ve camı kırdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu ve ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Rize'de
seyir halindeki otomobilden çıkan teker metrelerce yuvarlanıp bir kuaför dükkanının camına çarptı. O anların kameraya nasıl yansıdığının görüntüsü gelecek ekranlarınıza. Seyir halindeki otomobilin tekerlerinden biri yerinden çıktı. Metrelerce yuvarlanan teker bir kuaför dükkanının camını kırdı. Rize'deki olay güvenlik kameralarına yansıdı. Lastik geldi, cama vurdu. Camın patlamasıyla dükkanın içi komple cam oldu. İyi biz burada değildik. Orta taraf olsaydık cam bizi olduğu gibi kesmişti. Avrat'tan yok mu? Cam vurmadı. Vursaydı eğer yok mu? Komple alttan sıkmıştı. Lastiğin şans eseri kimseye çarpmadan durduğu olayda sadece dükkanda hasar oluştu. Saatlerimiz 00.24'ü, takvim yaprakları da 21 Haziran 2022 Salı'yı gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde eczaneye giden bir kişi annesine yanlış adres verildiğini söyleyerek tepki gösterdi. Annesi adres sormuş, eczacı adresi tarif etmiş, yanlış çıkmış. Oğlu da vay sen nasıl yanlış adres söylersin. Çalışanlar durumu açıklamaya çalışmışlar ama öfkeli beyefendi hiçbirini dinlememiş. Bilgisayara yumruk atıyor, görevlileri de polisi ararsan seni öldürürüm diye tehdit ediyor. Çok, ciğer mi, yürek yemiş herhalde, neyse. Öldürürüm diye tehdit ediyor. Alt tarafı bir yanlış adres verme olayı. Saldırı anını eczanenin güvenlik kamerası an be an kaydetmiş. Ve kısa sürede yakalanan saldırgan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildikten sonra istirahatte şimdi, cezaevinde. Ya Allah aşkına bırak üstünü verin diyor. Bana valla şimdi iyi olacak. Reçeteyi fırlattı, bilgisayarı yumruklayıp ölüm tehditleri savurdu. Benim söyleyeceğim bana var. Bak kızım, babayı aranırsa... Boynunu koparım, seni öldürürüm. O kadar ağır küfürler ve hakaretler vardı ki. Yapacak bir şey yok, polisi aradım tabii ki de. İstanbul Ataşehir'de eczaneye giden bir kişi annesine telefonda adresin yanlış verildiğini söyleyip tepki gösterdi. Annesi yol tarifi için bizi aradı, biz ona yolu anlattık. Halbuki anlattığımızın tam aksi yönüne gitmiş kadın. Bir buçuk saat sonra oğlu geldi, hesap sormaya başladı. Çalışanlar durumu açıklamaya çalıştı. Fakat saldırgan reçeteyi fırlatıp ilaçları istedi. Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Ataşehir'deki bu eczane nöbetçiydi. O saldırgan da öğle saatlerinde eczaneye geldi. İçeri girdi, önce çalışanlara hakaret etti, ardından tehditler savurdu. Ve o saldırgan bununla da kalmadı. Diğer müşteriler araya girdi. Ancak kimse onu sakinleştiremedi. Eczane çalışanlarını ölümle tehdit etti. Senin boynunu koparım, o polis aranmayacak dedi. O esnada ben de arkamı dönüp hani... O kapıdayken polisi aramaya çalışıyordum. Gitmesi için raftan annesinin inançlarını verip hani sisteme bile işleyemeden, ücretini bile almadan verdim ve gitti. Olayın ardından eczacı Ayşenur Ören darp raporu aldı, şikayetçi oldu. Kısa sürede yakalanan saldırgan çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. İstanbul'un Kumburgaz Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın en üst katında oturan ev sahibi binanın dışına asansör yaptırdı. Yazlıkçılar evlerine gitmeye başladığında asansörü gördü, şok oldu. En alt katta oturan fiziki engeli bulunan komşusuysa evine girmek için kullandığı rampanın asansör nedeniyle kapandığını gördü. Tatil yapamadan geri döndü. Ne belediyeden izin aldı ne de komşularına sordu.
binanın dışına yaptırdığı asansör yüzünden en çok da engelli komşusu mağdur oldu. Çocuk içeriye giremedi Sakar. 45 yaşında şeyde sandalyede içeriye giremedi. Perişan oldular. Gittiler buradan geriye. Böyle rezik olur. Kimseyi düşünmüyor. O sadece ben yapacağım diyor burayı. İşte annem için yaptım diyor. Yüksek daire. Tabii onun söylemleri. İstanbul Kumburgaz'da 7 katlı apartmanın en üst katında oturan ev sahibi balkonların bitişiğine asansör yaptırdı. Yazlıkçı olan komşuları evlerine gittiğinde büyük şaşkınlık yaşadı. İmza için topladılar. Dediler ki bu olmaz. Çünkü yan bina da rahatsız. Bizler de rahatsızız. Çünkü görünmüyor, deniz görünmüyor. Birinci katta oturan aile ise Almanya'dan Türkiye'ye tatil için geldiğinde asansörü gördü. 45 yaşındaki engelli oğulları eve girmekte zorlandı. Belediyeden izin alarak şurada görmüş olduğunuz rampayı yaptırdı ve daireye giriş çıkışına akülü sandalyesini şuradan yapıyordu kendisi. Yani şurada yapıyoruz. Çocuğunu biz buradan çıkardık 2 sefer, 3 sefer. Şimdi adam evini kapattı gitti. Asansör yüzünden çocuğu da içeri giremediği için evini terk etti adam. Kaçak asansörün 4 kez mühürlendiği, yıkılması için karar alındığı öğrenildi. En çok da Almanya'dan gelen şoke olmuştur. Zira mümkün değil orada böyle bir şey. 4 kez de mühürlenmiş ama nafile. Samsun'da denizde kaybolan 7 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu. Boğulduğu düşünülen 7 yaşındaki çocuk, ekiplerin aramaları sonucu sahilde yürürken bulundu. Çocuklarına sağ salim kavuşan aile polise teşekkür etti. Afgan Hüseyin'i ailesi denize girmek için Samsun Atakum sahiline gitti. 7 yaşındaki Muhammed Yasin babasıyla yüzdüğü sırada kayboldu. Bir süre oğlunu arayan baba sonuç alamayınca çevreden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine ekipler çocuğu aramaya başladı. Çocuklarının boğduğunu düşünüp gözyaşı döken aileyi polis ve vatandaşlar teselli etti. Bir süre sonra ise müjdeli haber geldi. Polis ekipleri kayıp çocuğu denize girdiği yerden 4 kilometre uzakta sahilde yürürken buldu. Çocuğun yolunu kaybettiği öğrenildi. Çocuklarına sarılıp sevinç gözyaşları döken aile polise teşekkür etti. Türkiye tamam, orada beklesinler. Allah razı olsun. Çok insan. Abi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Dikkat edin ama bundan sonra. Çocuklarına sağ salim kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile evlerinin yolunu tuttu. İstanbul'da Boğaz'a nazır ahşap köşk alevlere teslim oldu. Ekipler yangının koruya sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Alevler Üsküdar ilçesindeki ahşap köşkten yükseldi. Dumanlar Avrupa yakasından da görüldü. Beylerbeyi işte hanım Beylerbeyi'nin üstünde ormanda yangın. Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'ndeki 2 katlı ahşap köşkte yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Devriliyor içerisi bak. Devriliyor. Yok yok abi, seni boşaltmışlar. Kimse var mı? Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin koruya sıçramaması için güvenlik önlemi alındı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ahşap köşkün tamamı yanmış vaziyette. Koruda meydana gelen bir zarar yok. Bu sevindirici. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İstanbul'da kamyonetin kasasındaki konteyner yola devrildi. TEM otoyolundaki sürücüler kazadan kıl payı kurtuldu. Şu an önüme kamyondan bu düştü. İnanamıyorum. Şaşkınlığı sesine böyle yansıdı. Az kalsın kaza yapacaktı. İstanbul Ümraniye'de TEM otoyolunda ilerleyen kamyonetin kasasındaki konteyner yola düştü. Kamyon nerede? Şuradan düştü. İnanamıyorum. Neyse ki korkulan olmadı. Arkadaki sürücülerin dikkati olası bir kazayı önledi. Kamyonlar.
Saatlerimiz 00.33'ü gösteriyor. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor. TRT yabancı dillerdeki yayınlarına bir yenisini daha ekledi. Balkan halkını ve bölgeyi ilgilendiren konulara küresel ölçekte yer verme hedefiyle yayın hayatına başlayan yeni dijital haber platformu TRT Balkan'ın tanıtımı Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirildi. TRT yabancı dillerdeki yayınlarına bir yenisini daha ekledi. TRT Balkan yayın hayatına başladı. Osmanlı mirası tarihi Kurşunhan'da gerçekleştirilen programa TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ün yanı sıra Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan çok sayıda üst düzey yetkili katıldı. TRT'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen program TRT Balkan tanıtım videosuyla başladı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, bölgede lider bir dijital haber kaynağı olma hedefini vurguladı. Dezenformasyonla mücadeleye dikkat çekti. TRT Balkan, inanıyorum ki özel haberleri ve özgün içerikleriyle TRT'nin bilgi, birikim ve tecrübesini yansıtacak ve Balkan medyasına dijital yayıncılıkta öncülük edecek. TRT Balkan, ülkelerimiz arasındaki güçlü siyasi, ticari, eğitim ve kültürel ilişkilerimize enformasyon köprüsü kurarak katkı sağlayacaktır. Günümüzde medyanın önünde duran en büyük sorun olan dezenformasyonla mücadeleye destek verecek, hakikatin peşinde koşan ve doğruyu hızlı bir şekilde verme gayretinde olan TRT haberciliğinin bölgedeki temsilcisi olacaktır. Sırpça, Boşnakça, Hırvatça, Makedonca ve Arnavutça dillerinde hizmet verecek olan TRT Balkan, zengin içeriğiyle Balkanların nabzını tutmayı hedefliyor. TRT Balkan, Balkan dillerindeki yayınlarıyla içeriden bir ses olmanın yanı sıra bölgenin hem Türkiye'ye hem de dünyaya açılan yeni yüzü olacaktır. Platform sayesinde Balkan haklarını ve bölgeyi ilgilendiren konularla ilgili haber ve içerikler bölge insanına kendi dillerinde ulaştırılacak. Sadece bölgesel gelişmeler değil, Türkiye'nin uluslararası vizyonu, hassasiyetleri ve Türkiye'deki gelişmeler de en doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde aktarılacak. Bölgenin etnik, dini, kültürel zenginliğini yansıtacak TRT Balkan'ın bölgesel dilleri konuşan 30 milyonu aşkın bir kitleye hitap etmesi bekleniyor. Karadeniz çayını marka haline getirmek için yasal adım atıldı. Çay kanun teklifi meclise sunuldu. Düzenlemeyle Türk çayının dünyada pazar payının büyütülmesi hedefleniyor. Çay fiyatını da Ulusal Çay Konseyi'nin belirlemesi öngörülüyor. Çay üretiminde dünyada 6. sırada olan Türkiye, iç ve dış pazarlarda daha etkin olmak için atağa geçiyor. AK Parti'nin meclise sunduğu çay kanun teklifiyle Karadeniz çayının kalite odaklı üretimi ve pazarlanması amaçlanıyor. Düzenleme ile çay fiyatı Ulusal Çay Konseyi tarafından belirlenecek. Sözleşmeli tarım usulleri çayda da geçerli olacak. Özel sektör temsilcileri veyahut da mensupları başta olmak üzere üreticilerle anlaşma yapmak suretiyle çay ürününün alım koşulları da kendi aralarında yapılan sözleşmelerde belirlenmiş olacak. Teklife göre özel sektördeki işletmeler A, B ve C lisanslı olarak sınıflandırılacak. Üreticiden satın alma, işleme, paketleme, marka ve patent süreçleri lisanslara göre belirlenecek. Düzenleme ile hileli çay üretiminin engellenmesi de amaçlanıyor. Çay yaprağından karışım yapılmasının cezası ağırlaştırılacak. Yaş çay yaprağını çaya dönüştürenlere 400 bin lira para cezası kesilecek. Trakya'da hububat hasadı başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi, Tekirdağ Baş Müdürlüğü alım için altyapısını hazırladı. Üreticilere en rahat satış için aktif hale getirilen randevulu sistem önerildi. Trakya'da arpa biçimi başladı. Buğday hasadına da az kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi Tekirdağ Baş Müdürlüğü alım için son hazırlıklarını tamamladı. Randevu sistemi açıldı. Üreticilere hızlı ve sorunsuz teslimat için randevu sistemi öneriliyor.
Randevu alımlarımız başladı. Burası da Toprak Mahsul Ofisi'nin 200 alım noktasından sadece bir tanesi. Hiçbir sıkıntıya mahal vermeden alım sürecini koordine etmeye çalışıyoruz şu anda. Üreticiler 1 Eylül'e kadar arpa veya buğdaylarını Toprak Malzeme Ofisi alım noktaları veya lisanslı depolara teslim edebilecek. Ton başına buğdayda 1000 lira, arpada ise 500 lira ilave hububat alım primi verilecek. Ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim eden üreticilerin buğdayları hem fiziksel hem de kimyasal olarak uzman ekipler tarafından kontrol ediliyor. Lisanslı depolarda alım sürecinde üreticilere önemli avantajlar sağlanıyor. %2 stopaj ve SGK prim kesintisi yapılmıyor. Depo kira ve ton başına 25 lira nakliye desteği veriliyor. Üretici Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden 0 faizle ve 9 ay vadeyle elektronik ürün senedi tutarının %75'ine kadar kredi kullanabiliyor. Kayseri'de kurulan Antika Pazarı şehirdeki antika meraklarının buluşma noktası oldu. Antika saatlerden tesbih ve plaklara kadar pek çok ürünün sergilendiği pazarda mezat da yapılıyor. Nostaljik süs eşyası, radyolar, plaklar. Bu mezatta çok sayıda antika ürün var. Kayseri'de düzenlenen müzayedeye meraklıları katılıyor. Kimi araç gereç, kimi ise süs eşyası alıyor. 5-6 yıldır bu antika ve eski nostalji ürünlerle ilgili dünyanın içine bir şekilde girdik. Amacımız biraz şey artık, eskiyi yeni kuşaklarla buluşturmak. Biz bunu biraz bir nevi görev tayin ettik kendimize. İnsanlar da bizim mezat sunmamızı, müzayede sunmamızı beğendiler, kabul ettiler. Talas Belediyesi tarafından kente kazandırılan antika pazarı, antika meraklılarının buluşma noktası. Patron! Böyle bir organizasyon yapıldığını öğrenince, hem dedim vakit geçireyim hafta sonunda, hem de biraz meraklıyım. Özellikle eski gazetelere ve eski dergilere. O yüzden buradayım yani. Birazdan müzayede başlayacak, orayı da takip edeceğim. Harman Mahallesi'nde kurulan pazarda en büyük ilgiyi antika saatler, tespih, plaklar ve koleksiyonluk parçalar görüyor. Türkiye'ye gelen turist sayısı her geçen gün artıyor. Yılın ilk 5 ayında 12 milyon 710 bin ziyaretçi ülkemizi tercih etti. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %207'lik bir artış yaşandı. Türkiye, tarihi mekanları ve doğal güzellikleriyle turistleri cezbediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı veriler bunu kanıtlar nitelikte. Ocak-Mayıs döneminde 12 milyon 710 bin turistin tercihi Türkiye oldu. Bu da geçen yılın aynı dönemine oranla %207'lik artış anlamına geliyor. 1 milyon 300 bini aşkın ziyaretçi sayısıyla Almanlar ilk sırada yer aldı. Almanları, Bulgarlar ve Ruslar takip etti. 2022 yılında Antalya'ya gelen turist sayısı da dikkat çekti. Yılın ilk 5 ayında kente ağırlanan turist sayısı 2020 ve 2021'in aynı döneminin toplamına yaklaştı. Türkiye 2022 yılı sonunda 42 milyon turist sayısına ulaşmayı ve 35 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. İstanbul'un Gazi Osman Paşa ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen TOKİ konutlarının kura çekimi gerçekleştirildi. 844 konut ve iş yeri yeni sahiplerini buldu. Hak sahipleri Eylül ayında konutlarına taşınabilecek. Bölgede olduğu gibi tüm vadi projeleri... Yıllarca beklediler, sonunda evlerine kavuştular. İstanbul Gazi Osman Paşa Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının bir bölümündeki çalışmalar tamamlandı. 813 konut ve 31 iş yeri için kura çekimi yapıldı. 10 senedir bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir artı bir. Yetiyor bana. Yalnızım zaten. Bir kızımla oturacağım. Valla eskiden gecekonduydu. Şimdi çok güzel oldu. Kentsel dönüşüm çalışması Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin toplu konut idaresiyle yaptığı protokolle başlamıştı. Yapımı tamamlanan birinci etapta kura çekimiyle hak sahibi olanlar büyük mutluluk yaşadı. İçime doğdu bana çıkacağı. Orada oturdum, bir de dışımı ben çıkacağım. Gerçekten çıktım yani, bu kadar olmaz. Çok mutluyum. Kentsel dönüşüm alanında 838 araçlık otopark, çocuk parkları ve oyun alanlarıyla 15 bin metrekare yeşil alan bulunuyor. Farklı yasal, hukuksal zorluklarla karşı karşıya kaldık. Ama şuna inandık,
Biz o kentsel dönüşüm çilesini mi diyelim, sorumluluğunu mu diyelim? Ben bu fırsatı faydaya dönüştürmek zorunda olduğuna inandım. Yeni hak sahipleri evlerine Eylül ayı itibariyle taşınabilecek. Ordu'da yaşayan küçük ressam Ravza Tanrısever'in hayali gerçek oldu. Çizdiği resimlerle ulusal ve uluslararası platformlarda defalarca birincilik elde etti 8 yaşındaki Ravza. 8 yaşındaki yetenek ilk kişisel resim sergisini Fatsa ilçesinde açtı. Ravza Tanrıseven 3 yaşında renklerin büyülü dünyasıyla tanıştı. Aradan geçen 5 yıla çizdiği yüzlerce resmi sığdırdı. Ordu'da yaşayan küçük ressam, Türkiye'deki yarışmalarda 17 kez, Azerbaycan Ulusal Resim Yarışması'nda da bir kez birincilik elde etti. Bu başarıların ardından uzun zamandır hayalini kurduğu sergisini de Fatsa Kültür Merkezi'nde açtı. Minik Ravza'nın resim sergisinde 70 tane resmi sergilendi. Gelen bütün ziyaretçilere ise resimlerini tek tek anlattı. Ailesini ve öğretmenlerini üzerinde emeği geçen tüm öğretmenlerini tebrik ediyorum. İnşallah Ravza'mızı ilerleyen zamanlarda yaş grubuyla ilgili birçok resim sergilerinde buluşturmak dileğiyle diyor. Bugünkü sergiye katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Elbiselerimi giyindim, geldim. Yani çok güzel hissettim o an. Her şey benim için, herkes benim için gelmiş. Çok duygulandım. Çok da heyecanlıydım. Küçük ressam sergi hayalini ilk kez TRT aracılığıyla dile getirmişti. TRT Haber'de yayınlandıktan sonra daha çok dikkat çekti Ravza'nın resimleri. TRT Haber'e de sanata ve öğrencilere böyle destek olduğu için çok teşekkür ederiz. Bence çok başarılı ve güzel. Gerçekten bütün öğrenciler adına hani Ravza'yı tebrik ediyorum. Ravza'nın rengarenk hayallerini yansıtan eserler bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak. Turizmin başkenti Antalya son yıllarda lavanta bahçeleriyle de dikkati çekiyor. Bölgenin ilk lavanta bahçelerinden birini kuran girişimci Serpil Seçkin Göçer şu sıralar mora bürünen tarlada akın akın gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Yerli ve yabancı turistler lavanta bahçesine akın ediyor ve tabii ki selfie. Mis gibi kokusu ve büyüleyici görüntüsüyle lavanta zamanı geldi. Antalya'daki mor çiçekli bahçelerde bu aralar yoğunluk var. Turizm başkenti Antalya'da lavanta bahçelerinde çiçekler açtı. Bu aralar mor rengin eşsiz büyüsüne kapılmak isteyen yerli ve yabancı turistler lavanta çiftliğine akın ediyor. Turizm başkentinde ilk lavanta bahçelerinden birini kuran girişimci Serpil Seçkin Göçer, lavantalarıyla tatilcilere keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor. Sezona başladık. Antalya'da lavanta sezonu Haziran-Temmuz'da oluyor biliyorsunuz. Yeni yeni açtı, gördüğünüz gibi Lilev'den bir derya deniz oldu. Antalya'yı hep söylüyorum, sadece deniz ve otellerden ibaret değil, tarım turizmini de yapıyoruz. Bu da en güzel örneklerinden bir tanesi diyorum. Şehir merkezine 15 kilometre mesafedeki lavanta bahçesini her gün ortalama 400 kişi ziyaret ediyor. Ben tam Moldovalıyım. Çok güzel gerçekten, bu tam zamanım buraya gelmek. İşte ben ilk defa geliyorum. Benim kızım biraz bir hafta sonra doğum günü olacak. O yüzden böyle bir küçük bir çekim yapmak istedik. İşte geldik, şaşırdım. Hem giriş güzel, burası da çok güzel. Böyle bir güzelliğin içinde bulunmak bana huzur veriyor. Onun için denizden ziyade bu tür yerlere gitmeyi, vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. Lavanta bahçesinde ziyaretçilere yerel lezzetler de ikram ediliyor. Bahçedeki lavantalardan yapılan ürünler de satışa sunuluyor. Ve şimdi veda zamanı diyoruz. Haftanın ilk gece bakışı sona erdi. TRT Haber'de saat 23'den bu yana karşınızdaydık. Yaklaşık 1 saat 48 dakika boyunca 20 Haziran 2022 Pazartesi de hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup biten ne varsa onları aktardık. Gece bakışını Köksal Gökçe kaptanlığında Müjdat Aslan, İbrahim Yüksel ve Yiğit Kandemir hazırladı. Yönetmenimiz
Şef yönetmenimiz Özlem Bülbül'dü. Emre Yüksel, Yahya Dursun, Merve Matuş, Hevin Adıbelli, Veys Öztürk, Muhammed Çelik ve bir ay önce ayağını kırıp stüdyolara yeniden dönen Gökhan Kurt, geçmiş olsun. Onlar da katkıda bulunan arkadaşlarımızdandı. Ben Fuat Kozluklu, güzel ülkemin güzel insanları, yeni günün hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk, başarı ve de bereket getirmesi dileklerimle. Saat başında Ankara'dan meslektaşım Mustafa Özen gün sonu bülteniyle karşınızda olacak. 21 Haziran 2022 Salı'nın gündemiyle bu gece saat 23'te yeniden karşınızda olabilmek dileğiyle, yatacak olanlara iyi uykular, tatlı rüyalar. Hoşça kalın efendim.